Su bizi zayıflatmaz. Ancak vücudumuzun çok önemli bir maddesidir su. Vücudumuzun yarısından fazlasını su oluşturur. Öncelikle suyu bu yarıdan fazlasını oluşturan molekülü tamamlamak için mutlaka tüketmemiz lazım. Enzim faaliyetlerinin sürmesi, böbrek işlemlerimizin yapılması, vücuttaki metabolik faaliyetlerinin sürmesi için su ihtiyacımız var. Yeterli su almadığımız zaman vücudumuzda ödem dediğimiz şişkinlik olur. Suyun zayıflatma ile ilgili bağlantısı ancak buradan gelebilir. Ödeminiz olduğunuzda, tartıya çıktığınızda tabii ki daha fazla görünürsünüz. Ama ödeminiz yokken tartıda gerçek kilonuzu daha net görebilme şansınız var. Suyun bunun dışında zayıflamayla ilgili en büyük bağlantısı, yetişkinlerde susuzluk ve açlık hissi birbirine çok karışan iki histir. Yetişkinlerde susuzluğu kontrol eden hipotalamus merkezi günlük 1,5-2 litre sıvı kaybetmeden bize susuzluk sinyali yollamaz. Ve genelde biz o kadar sıvıyı kaybetmeyiz. Neden? Çay içeriz, kahve içeriz, meyveyle beraber, sebzelerle beraber su tüketmiş oluruz. O yüzden gün içinde gereksiz yere acıktığınızda önce vücudunuz susuz mu? Lütfen bunu bir gözden geçirin. Bir bardak su için 10 dakika içinde açlığınız geçmediyse açsınızdır. Ama açlığınız geçtiyse bu susuzlukla bağlantıdır. Su bizi primer olarak zayıflatmaz. Ancak zayıflama mekanizmasında ve açlığın doğru algılanması üzerinde çok önemli bir yeri vardır.